yıl sonra biliyorsunuz çok girift şeyler var. Yani Suud finanse ederek bilmem kim İsrail istihbarat vererek. Kütahya Saadet Partisi Gençlik Kolları çarşamba sohbetlerine devam ediyor. Saadet Partisi il teşkilatında onurlu direnişin sembolü Mavi Marmara isimli sohbet toplantısı düzenlendi. Sohbet toplantısına Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Sohbet toplantısına Saadet Partisi İl Başkanı Ali İhsan Oturak ve parti yönetimi de katıldılar. Mavi Marmara meselesinde Mavi Marmara'nın yaptığı şeylerin en başında şu geliyor. Tekrar kardeşlik bağını kurdu. Bugün Orta Doğu'dan Türkiye'ye bakış değişmiştir. Türkiye'nin de Orta Doğu'ya bakışı değişmiştir. Daha birbirine yakınlaşmıştır. Daha kardeşane bir hal almıştır. Ha, birileri bunu manipüle edecek, birileri bunun üzerine şey, bunlar olacaktır ama bu olmuştur. Yani bu sonuç Allah'ın izniyle bakidir. Biz tekrardan kardeş olmaya, çünkü Filistinlilerin bize söylediği şey, bizim için kan verdiniz, bizim için can verdiniz, biz sizin kardeşinizdir, biz sizi kardeş biliyoruz diyorlar. Gazze'de Mavi Marmara anıtı var, caddesi var, her şey var. Yani Mavi Marmara'da bütün akarsular duruyor. Herkes müteşekkir. Yani bunun sebebi şey değil. Yani işte bizim için yardıma geliyordunuz da işte başınıza bir iş geldi, biz size karşı eziyiz. Değil, böyle değil yani. Gerçekten sevgiyle, gerçekten bir muhabbetle bize sıcak bakıyorlar. Abdülhamit Han'ın bu Siyonistlerle yaptığı mücadeleyi çok iyi biliyorlar. Ve duacılar. Mavi Marmara meselesi bir şey daha yaptı Türkiye'de. Biz bozulmasını da istemiyoruz inşallah. Bu Siyonist İsrail'le Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirdi. Yani normali bu yani. Hatta bundan da kötü olması lazım. Hiç görüşmemek lazım diye. Yani İsrail'in burada büyükelçiliğinde olmaması gerekiyor. Türkiye'nin de orada büyükelçisinin olmaması gerekiyor. Neden? Çünkü kendileri yaşadık dedikleri zulümlerin çok daha fazlasını orada Filistinli kardeşlerimize yapıyorlar. Yani yöntemleri de çok vicdansız, çok acımasız. Toprağını elinden alıyor insanın. Alırken önce burayı askeri bölge ilan ettim diyor. Ondan sonra oradaki insanları boşaltıyor. Ondan sonra oraya Filistinli yerleşimciler, şey, İsrailli yerleşimcileri getiriyor. O İsrailli yerleşimciler dedikleri sivil kıyafetli askerler. Hepsi silahlı, hepsi şehirli.